Merhaba gençler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf ara yayınları matematik defterimde mini kazanım testi test 18'de dersimize devam ediyoruz. Gençler, ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi 6 tam 10'da 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 ifadesinin eşittir diye soruyor. Sevgili gençler, öncelikle buradaki sayılarımızı 6 tam 10'da 6'ya ayarlayarak üst ifadelerin değerlerine bakalım. Bunun için gençler, A seçeneğinde sayımızı 1, 2, 3 basamak küçültüyorum. Sayı 3 basamak küçültürse gençler, kuvvet 3 basamak büyür demiştik. Evet, eksi 1'e 3 eklersem 10 üstü 2 olur diyelim. Bakın bu eşit olmadığını görüyoruz. B seçeneğinde gençler, sayımızı bir tane virgülümüz sağa çekiyoruz. Yani sayıyı bir basamak büyütüyorum. Kuvvet bir basamak küçülür. Evet, eksi 3'ten 1 çıkartırsam 10 üstü eksi 4 olur. Evet, aradığımız seçenek Bursa seçeneğinde doğru yanıttır. Diğerlerini de gösterelim gençler. C'ye geldiğim zaman sayıyı bir tane küçültmem gerekir. Sayı küçülürse kuvvet büyür demiştik. Eksi 6'ya 1 ekledik. 10 üstü eksi 5 oldu. Denizli'ye geldiğimizde de sayı 1, 2 basamak küçülürse kuvvet 2 basamak büyür. 6 tam 10'da 6 çarpı eksi 7'ye 2 eklersek eksi 5 olur. Gördüğünüz gibi Denizli seçeneği ve Ceyhan seçeneği de eşit değildir. Buradan Bursa seçeneği sorumuzun doğru yanıtı oldu diyelim. Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor gençler. Burada çarpma işlemini daha rahat yapabilmek için sayılarımızı virgüllerden kurtaralım ve doğal sayı haline getirelim. Şöyle ilk sayımız gençler 1, 2, 3, 4, 5 tane büyüdü. Kuvvet 5 tane azalır. O halde sayımız 5 çarpı 3'ten 5 çıkartırsak 10 üstü eksi 2 olur. İkinci sayımızda gençler şöyle 1, 2, 3 tane küçültüyorum. Sayı 3 tane küçülürse kuvvet 3 tane büyür gençler. Eksi 6'ya 3 eklersek 10 üstü eksi 3 olur. Burada sevgili gençler 5 ile 7'yi çarparsak 35. 10 üstü eksi 2 ile 10 üstü eksi 3'ü çarparsam da tabanları eşit olduğu için kuvvetler toplanır. Eksi 2 ile eksi 3'ü toplarsak 10 üstü eksi 5 olur. Evet, 35 çarpı 10 üstü eksi 5 de aslında sorumuzun yanıttır. Verilenlere baktığımız zaman gençler 35 çarpı 10 üstü eksi 3'ümüz var. Buradan gençler sayımızı bir basamak büyütelim. Şöyle 350 yaparsam kuvvet bir tane daha küçülür. Ve 10 üstü eksi 6 bakın Denizli seçeneğinde doğru yanıtı görmüş oluruz. Evet, ilk bulduğumuz sonuç olmadığı için diğer seçenekleri elde etmek için sayımızı ya küçülteceğiz ya da büyüteceğiz diyelim sevgili gençler. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. 3 bölü 8 kesiri aşağıdakilerden hangisinin eşit olamaz demiş. Gerçi öncelikle 3 bölü 8'i onları kesir haline getirmek için sayımızı 125 ile genişletelim. 3 ile 125 çarparsak 375 olur. 8 ile 125 çarparsak da 1000 olur. Bunu onları kesir haline getirirsem 0 tam 1000 de 375'tir. Sevgili gençler, öncelikle burada virgülden tamamen kurtarırsam 1, 2, 3 tane büyüttüm. Sayı 3 tane küçülür. 10 üstü eksi 3 olur. Bakın A seçeneği buradan gider. Buradan itibaren gençler sayımızı bir tane daha büyütürsem 3750 olur. Hadi kuvveti bir tane daha azaltırız. Eksi 3'ü bir tane daha küçültürsem eksi 4 olur. 3750 çarpı 10 üstü eksi 4 yanıtını evet, Ceyhan seçeneğinde doğru cevap olarak görürüz. Dördüncü soruyla devam edelim. Yanda bir kenara verilen karenin alanı santimetre kare cinsinden hangisine eşittir demiş. Sevgili gençler, öncelikle sayımızı 6 haline getirmek istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane sayıyı büyüttüm. Kuvvet 4 tane azalır. O halde sayımız
6 çarpı 10 üstü eksi 1'den 4 çıktı. 10 üstü eksi 5'tir. Gerçi bu bizim için bir kenar. Alanı bulmak için bunu ya kendisiyle çarparım gerçi veya karesini alırım fark etmez. 6 çarpı 10 üstü eksi 5 ile çarpabiliriz. Buradan 6 kere 6 36. 10 üstü eksi 5 ile 10 üstü eksi 5 çarparsak da 10 üstü eksi 10 olur. Şimdi verilenlere baktığımız zaman 36 çarpı 10 üstü eksi 10 yanıtı Ceyhan seçeneğinde doğru cevap olarak gözüküyor. Beşinci soruyla devam edelim. Verilen eşitliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi sevgili gençler burada kıyaslama yapabilmek için ya sayılarımızı ya da kuvvetleri eşit hale getirmem lazım. Burada ben bütün sayılarımızı 10 üstte 6 olarak düzenlemek istiyorum. Şimdi kuvveti 3 tane azaltmak için sayı gerçekten 3 tane büyüyor. Şimdi y'ye baktığım zaman 3 tam 10'daki bir tane büyüttüm 32 oldu. 2 tane daha büyütmem gerekir gerçekten sayımız 3200 oldu. Çarpı 10 üstü 6 olarak yazalım. 10 üstü 7'yi bir tane küçültmek için sayı bir tane büyür. 7'yi bir tane büyütürsek 70 olur. Çarpı 10 üstü 6 olur. Bu zaten 6'dan %24 çarpı 10 üstü 6'dır. Şimdi 10'un kuvvetleri eşit olduğu için öndeki katsayılarına büyük olan büyük, küçük olan küçüktür. Buradan gerçi 3200 çarpı 10 üstü 6 büyüktür. Daha sonra 70 çarpı 10 üstü 6. O da büyüktür. 6,24 çarpı 10 üstü 6 olur. Buradan y büyüktür. Z o da büyüktür. X sıralaması sorumuzun doğru yanıtıdır. Ve C, pardon özür dilerim. Adana seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet. 6. soruyla devam edelim. Evet. İşlemin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır diyor. Şimdi sevgili gençler ben burada şöyle bir işlem yapmak istiyorum. Buradaki 2'yi evet, paydadan yok etmek için yukarıdaki 10 sayısını evet, parçalara ayırmak istiyorum. Bakın şöyle düşünebiliriz. 10 çarpı 10 üstü 11'e eşittir. Çünkü ben buraya ne yaptım? Çarpma işleminde kuvvetleri toplayarak 12 elde ettiğimizi düşünmemiz lazım. Buradan 10 ile 2 sadeleşir. 5 kalır. Tekrar düzenleyip yazarsam 5 çarpı 10 üstü 11 bölü 10 üstü eksi 3 de paydada kaldı. Şimdi 10 üstü 11'i 10 üstü eksi 3'e bölerken 11'den eksi 3'ü çıkartırız. İki eksi yan yana gelince de artıya çevirirsem 5 çarpı 10 üstü 14 olur diyoruz. 11 ile 3'ü topladık 14 oldu. Burada gerçekten 14 tane 0 gelmesi gerekir 5'in yanına. O halde bu. Bakın buradan bir basamak geliyor. Buradan da 14 basamak gelir. Topladığım zaman 15 basamaklı bir sayı olur diyoruz. Ve bunu da Denizli seçeneğinde doğru cevap olarak işaretleriz. Evet, 7. soruyla devam edelim. Evet gençler, aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır diyor. Gençler burada seçeneklere baktığımız zaman bütün sayılarımızı 63 olarak yazabiliriz. A seçeneğinde sayıyı, yani öndeki katsayı 63 olarak yazacağım. Sayımızı 1, 2, 3, 4 tane büyüttüm. O halde kuvvet 4 tane azalır. 10 üstü eksi 10 olur. B'ye baktığımız zaman zaten 63 çarpı 10 üstü eksi 10 gençler. C'ye gelelim. Sayımızı 63 yapmak için sayıyı bir tane evet ne yapıyoruz gençler? Büyütüyoruz. Kuvvet o zaman bir tane küçülüyor. Eksi 11'den 1 çıkardım. Eksi 12 oldu. Bakın bu diğerlerinden farklı gibiyim. Bir de Denizli'ye bakalım. Burada sayımız 1, 2 basamak. Küçültüyorum. Kuvvet 2 tane büyüyor. Eksi 12'ye 2 eklersek de 10 üstü eksi 10 olduğunu görüyoruz. Evet gördüğünüz gibi C şıkkı burada diğerlerinden farklıdır diyelim. Evet 8. ve son sorumuzla devam edelim. Verilen eşitliğe göre x ve y aşağıdakilerden hangisinin eşiti olamaz demiş. Şimdi sevgili gençler o halde şöyle yapalım öncelikle. X sayısını 624 yaparsak şöyle A seçeneğiyle başlayalım.
Sayımız 1, 2 tane büyütüyorum. 624 yaptık. 624 yaptığım zaman gençler, sayı 2 tane büyüttüğü için kuvvet 2 tane küçülüyor. Evet, eksi 6'dan 2 çıkartırsak 10 üstü eksi 8 olur. Bakın bu A seçeneği doğrudur. Evet, buradaki 10'un kuvveti y gençler 10 üstü eksi 8 oldu. Devam ediyorum sayımıza. 62 tam 10'da 4 yaparsam, yani sayıyı gençler buradan ilk baştakinden bir tane sayıyı bir tane büyütürsem kuvvet bir tane küçülür. Eksi 6'dan 1 küçültürsem eksi 7 olur. Evet, bunun da eşit olduğunu görüyoruz. Kalemimizi değiştirerek başlangıçtaki sayıyı gençler, evet bakın burada 6 ile 2 arasındaydı. Sayı bir tane küçülttüm, bir tane daha küçülteceğim. Yani şöyle önlerine 0 yazabiliriz. 1, 2 basamak sayıyı küçültürsem kuvvet 2 tane büyür. Eksi 6'ya 2 eklersek 0 tam 10 binde 624 çarpı eksi 6'ya 2 ekledim. Eksi 4 oldu. Evet, C seçeneği de doğrudur diyoruz. Peki sayımızı gençler 62.400 yaparsak, evet 6,24'ü şöyle yazalım isterseniz. Bakın 1, 2 tane büyüttüm. Yetmedi gençler, 2 de 0 ekledim. Yani sayımızı 4 tane büyütürsek kuvvet 4 tane azalır. Eksi 6'yı 4 azaltırsam eksi 10 olması gerekir. Evet, gördüğünüz gibi gençler burada eksi 2 olduğu için bu ifade yanlış bir ifadedir. Evet, ve denizi seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet sevgili gençler, test 18'deki sorularla dersimizi burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde bilimsel gösterim dersiyle konusuyla dersimize devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.